Şimdi müsteşarlığınız dönemindeki tablo bu, bakanlığınız dönemindeki tablo nasıl? Okullara temizlik görevlisi, güvenlik personeli atamadınız. Veliler aralarında para toplayarak temizlik malzemesi alıyor. Bazı okullarda kayıt işlemlerinde bu olay zorunlu tutuluyor. Okullarda güvenlik görevlisi yok, uyuşturucu okul işlerine kadar girdi. Özellikle yoksulluk oranının yüksek olduğu bölgelerde her gün bıçaklı kavga haberleri geliyor önümüze. Ama Sayın Bakan okulların güvenliğini sağlamak yerine danışman ataması yapıyor. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %81'ine baktığımda personel için harcanıyor. Kamuda en çok personel istihdamı Milli Eğitim Bakanlığı'nda, ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda olmasına rağmen eğitim hizmetlerinde çalışanların tamamı yoksulluk sınırının altında, bir kısmı da açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya mahkum edilmiş. Örneğin 25 yıllık bir öğretmen 24.154 lira maaş alıyor. Ama siz öğretmene ne vermeye kalkıyorsunuz? Beyaz önlük Sayın Bakan. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin diye kanun teklifinde bulunduk. Ama komisyonda bu teklif hala bekliyor. Öğretmenlerin sorunlarını çözmekten uzaksınız.